Yani tabii 90'lı yılların başında özellikle yani Kürdistan coğrafyasında çok yoğun hak ihlalleri işleniyordu. Gözaltında kayıplar, köy yakmalar, kontr ile cinayetleri ve biz insan hakları savunucuları olarak her olayı takip etmeye, her olayı raporlamaya çalışıyorduk. Daha sonra Özgür Gündem kuruldu. Ee, Özgür Gündem 92'de kuruldu ve 93'ün başlarında da e, Gurbetelli Ersöz e, genel yayın yönetmeni olarak gazetenin başına geldi. Bir kere her şeyden önce yaşadığımız coğrafyada ilk bir gazetenin ilk kadın genel yayın yönetmeni bu açıdan son derece önemli Tabi o zaman yani çatışma ortamı çok yoğun olduğu için çok fazla dayanışma vardı insanlar arasında. En yakın arkadaşlarımız katlediliyordu, gözaltında kaybediliyordu. Yani her an bir aradaydık. Ben de gazetenin avukatlarından biriydim. Yani Gurbetelli'yi ilk zaten gördüğümde ben çok etkili bir insan olduğunu anlamıştım çünkü bir taraftan çok kibar ama bir taraftan çok böyle mağrur bir duruşu vardı. İnsanlara karşı en büyük gözlemlerimden biri insanlara karşı ayrımsız davranıyordu. Yani gazetede çalışan herkese eşit mesafede davranıyordu. Bu yanlarıyla çok tabii hoşuma gitti. Daha sonra tabii ki çok sık görüştük. Yani ben ve başka arkadaşlar gazetenin avukatlarıydık. O da genel yayın yönetmeniydi. Yani kadınların yaşamın her alanında ön planda yer almaları kadın hareketi açısından çok önemli. Ee, ben yani e, Gurbetelli'nin de bir ilk kadın genel yayın yönetmeni olması, o tarihlerde zaten gazete çok önemli bir şeydi. O zaman daha televizyonlar yok böyle bu kadar gelişkin değil. Gazete herkes gazeteyi okuyordu. Yani bölgede herkes bütün haberleri gazeteden alıyordu ve bu gazetenin başında bir kadının olması bence her yani Kürt insanların ailelerine de etki yaratıyordu. Bak kadınlar ne işler yapabiliyor. Yani bu erkek egemenliğin kırılması tabii ki bu yeterli değil yani kırıldı diyemeyiz erkek egemenlik ama e, Gurbetelli ve diğer tabii ki Kürt kadınlarının siyasetin içinde yer almaları, çeşitli partilerde, örgütlerde, kurumlarda yer almaları kadın hareketini güçlendirdi ki bunun öncülerinden biridir yani gurbetelli de. Ee, bir e, kokteyl verildi gazetenin yıl dönümünde. Hatta bizim orada onunla bir resmimiz de var. Benim tek resmimiz o zaten. Çünkü o zamanlar böyle tabii ki telefonlar falan yok. Resim çok özel bir şeydi. Fotoğraf e, çok az o nedenle fotoğraf olurdu. E, tabii ki konuşmalarımız genel olarak hep şey üzerineydi. Yani bu kadar yoğun hak ihlalleri işleniyor ve çok az insan biliyor bunu. İşte bu gazeteye bu nedenle ihtiyaç var. Genel olarak hep siyaset konuşurduk. Herkes siyaset konuşuyordu zaten. Başka bir gündem yoktu. Daha sonra 10 Aralık İnsan Hakları günüydü. Hatta hiç unutmuyorum. 94 yılının 10 Aralık İnsan Hakları gününde gazeteye bir operasyon oldu. Ve işte Gürbetelli ile birlikte başka arkadaşlar da gözaltına alınıp tutuklandılar. Ama onun aslında e, bir bombanın habercisi olduğunu hepimiz bilmiyorduk o tarihle. Hiçbirimiz bilmiyorduk pardon. E, maalesef ki daha sonra gazetede bombalandı zaten. Sanıyorum o tutuklandığında 6 ay cezaevinde kaldı. Cezaevinde de görüşüne gidiyorduk. E, cezaevinde de yine son derece rahat ee, kendi özgür hisseden, gururlu öyle bir kadındı Gurbetelli. Yani genel olarak onu tanıyan herhalde onu tanıyıp da sevmeyen bir insan yoktur. Ee, ama onunla ilgili benim en önemli anım aslında çok belki de yani incelikli acı bir anı. Ee, kardeşi vardı Orhan çok seviyordu kardeşini erkek kardeşi. Yani onun hayatının merkezi gibi bir şeydi. Kardeşi tıp fakültesini kazanmıştı. Sanıyorum zaten bir abisi de daha doktor. Ve şeyi anlattı bir gün. Kardeşinin kırsala gitme kararı aldığını ve bundan dolayı ya onu şeydi. Yani ona bir şey olmasın bütün kaygısı oydu. Aslında bütün anneler, babalar her ne kadar herkes bu duyguyu eminim yaşamıştır zaten. Ee, dedi ki bir yemek yesek dedi sen de ona bir görüşlerini söylesen bu halkın doktorlara da ihtiyacı var. Hani bak tıp fakültesi çok zor kazanılacak bir fakülte. Bir gün hiç unutmuyorum. Asmalı mescitte oturmuştuk. Yemek yedik hep birlikte. Çok yakışıklı bir çocuktu bir de kardeş. Çok güzel bir çocuktu. Ben de dedim ya bak bu halkın doktorlara çok ihtiyacı var. Herkes savaşmak zorunda değil yani insanlar e, bu alanda da halklarına e, şey yapabilirler diye. Yok abla ben kararlıyım dedi. Ve sanıyorum daha giderken yolda katledildiler. E, sanırım zaten Gurbet hayatının hayatında dönüm noktası bu oldu ee, zaten anılarını okuduğumuzda e, kardeşine olan bağlılığını, onun hayatının merkezinde olduğunu çok iyi anlıyoruz. Aslında bu bu bir sosyolojik gerçeklik. Yani insanlar böyle terörist kavramı içine sığdırıyorlar bir takım hayatları. Ama bu insanlar neden gencecik yaşta öldüler. Bunun mutlaka bu coğrafyada konuşulması gerekiyor. Yani bu konuşulmadan özellikle devletin Kürt halkına yönelik şiddet politikalarını tartışmadan hiçbir sonuca ulaşmak mümkün değil. Şeyh Seyit, Seyit Rıza yok edildiğinde pekike yoktu. Demek ki bu daha önceye dayalı bir şiddet politikası. O nedenle ben gurbetelliği en çok o kardeşine olan bağlılığıyla hatırlıyorum. Ya aslında tabii bu baskılar her zaman vardı. Yani e, cumhuriyetten bu yana bu baskılar aslında devam ediyor. Ama kadınlar ee, özellikle 12 Eylül'ün ardından yani askeri darbe son, sonrasında en çok toparlanan hareket bence Kürt hareketi ve kadın hareketi oldu. Ve Kürt hareketi içinde, Kürt siyasi hareketi içinde de kadınlar birden ön plana çıktılar. Ve ben e, kadın mücadelesinin bu coğrafyanın en etkili mücadelesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü kadınlar biat etmiyorlar. Bu biatsız kadın mücadelesi maalesef ki tabii ki egemenler tarafından, Hoş karşılanmıyor. En son olarak Nagihan'ın öldürülmesi gerçekten herkesi çok üzdü çünkü kadın hareketi içinde çok önemli bir yer alıyordu. Ee, ama bence bu tür saldırılar kadın hareketini daha da güçlendiriyor. Tabii ki olmasın bu saldırılar ama kadın hareketi vazgeçmiyor ve biat etmiyor. Ben Gurbetelli'nin, yani bir gazetenin genel yayın yönetmeni olmasını çok önemsiyorum. Ve 2013 yılında bana Özgür Gündem'in genel yayın yönetmenliği önerildi. Sadece ama şey olarak, ee, dayanışma amacıyla yani fiilen yapmadım tabii ki ama adım gazetede genel yayın yönetmeni olarak yazdı. Ve ben bunu kabul ederken dedim ki bizim ölülerimize borcumuz var. Bunlardan biri Gurbetelli, biri Musa Amca ve diğer öldürülen gazeteciler. O nedenle ben 3 yıl bunu kabul ettim ve o nedenle şu anda toplam hakkımda 26 yıl 10 ay hapis cezam var toplam. E, her an cezaevine girebilirim ama hiçbir yere gitmeyeceğim dedim. Gerçekten de e, çünkü bizim ölülerimize borcumuz var.